İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi özel programında uzun bir aradan sonra hasretle beklediğiniz bir konukla buluşturacağız sizi. Yalçın Küçük hocamız bugün konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hocamız biliyorsunuz her hafta ulusal kanaldan sizlere sesleniyordu. Çok hareketli, heyecanlı, ses getiren programıyla onun tiryakisi olmuştuk hepimiz. 3 yıllık bir aradan sonra, bir Silivri zindanından sonra hocamız... Yaklaşık 10 ay içinde çıkış kitabıyla gündeme geldi. Çıkış kitabını konuşacağız bugün. Yalçın Küçük'le çıkış dedik programımızın başlığına. Çıkış kitabı bir ansiklopedi. Hocamız neden bunun ansiklopedi olduğunu şöyle açıklıyor. Bir cahiliye devrine sokulan bir ülkede bilgilenmek, aydınlanmak için ansiklopedi gerekiyor. Aydınlanma da ansiklopediyle çıkmıştı. Bunları konuşacağız. Bugün çıkış kitabının getirdiği tartışma konularını ele alacağız. Çok az süremiz var ama herhalde hızlı bir programla bunları sığdırmaya çalışacağız. Hocamız da zaten bugün Oda TV duruşmasından çıktı geldi. Evet. Hocam kısaca isterseniz Oda TV duruşmasından bir özet verelim. Güzel. Sadık dostum, 4 yıl aradan sonra yine buradayım. Ulusal kanalda. Bir tür Kürtçü dükkanı benim için. Çok değişmiş buldum. Pek çok modernleşmiş. Tabii biz solcu mezhebinden olanlar modernleşmeyi çok severiz. Ona da çok sevindim birçok yerde. Belki buradaki arkadaşlar, belki sen bunu çok fark etmiyorsun. Çünkü sen her şeye rağmen yenisin. Biz daha uzak ilk gününden itibaren burada olduğumuz için bu beni sevindiriyor. Ayrıca sevindiriyor. Senin programın da öyle. Orada adını gördüm. Edebiyat Cephesi. Edebiyat Cephesi benim çok sevgili arkadaşım Demirtaş Ceyhun'un dergisinin de adıydı. Biliyor musun? Biliyorum. Ayrıca sizin orada çok tartışma yaratan yazılarınızı incelemeniz çıkıyor. Edebiyat Cephesi'nde de çok. Demirtaş çok militan bir arkadaşımdı. Ondan sonra İşçi Partisi'nde beraberdik. Sonra buradaydı. Erken kaybettik. Çok güzel bir arkadaşımdır. Oda TV'nin bugünkü duruşması bizim için de heyecanlıydı. Öbür tarafta da. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bizler bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Yeni heyette çok hoş. Yeni heyette hepsini okudum diyordu. Bunları söylemeyin bana. Bizim gibi zindancılar ve hapisçiler için bir heyetin hepsini değil bir kısmını okuması büyük bir sürprizdi. Bizim için çok hoş bir sürpriz oldu. Başkan ve heyet. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Ben biraz ilk cetse olduğu için güldürdüm heyete. Heyete. Benim böyle mesela DGM'de çalışırdım. Heyet beni öyleydi. Yani ben girdiğim mahkemelerde bugün de söyledim. Heyeti yetiştiririm, Yargıtay'a gönderirdim. Şimdi benim göndermeme imkan yok. Yargıtay'a başkaları karışıyor. Öyle güzel şeyler onları hazırladım. Mahkemenin çok değerli heyeti bir defa 11.30'da beni alırlardı. Evvela bir ara verirlerdi. Bir tuvalete gider gelirlerdi. Ben şimdi bitiriyorum dediğim zaman... Devam et, devam et derlerdi. Çok hoş. Ondan sonra da sık sık da kürsünün altına iner gülerlerdi. Bugün de öyle oldu. Bir takım şeylerle. Ama en güzel konuşmalardan bir tanesini Ahmet Şık yaptı. Zaten yeni bir kitap çıkmış. Paraleliz diye. Şimdi bizim aramızda da var. Bazı arkadaşlarımız tamamen Fethullah Gülen'e karşı bir kampanya onun bir tür paralel olduğu düşüncesine inanıyorlar. Hocam siz çıkışta diyorsunuz ki devlette paralel olmaz. Devlet tektir. Yani devlet iktidarı tek olur. Yani devletin tanımının zorunlu koşuludur.
Ta İslam'da, Kur'an'da Tanrı'ya şirk ortak olmaz. Devlet kuramında paralel olmaz. Tayyip Erdoğan'ın oyunudur bu. Tayyip Erdoğan'ın oyunudur bu. Paralel olmaz. Paraleli gördüğün zaman ihtilal olur. Devlet tektir. Ha, Tayyip Bey'in, konudan konuya geçiyoruz. Burada şeyde Tayyip Bey'in ayağı kayıyor artık. Bu biliyorsunuz ben programları hep ya kitapla getirdim ya öbürle. TÜSİAD'ın Tayyip Erdoğan'a ilk isyanıdır. Ve çok ciddi. Okuyorsun. Evet. Paralel görmüyorum diyor. Başkanlık sistemini istemiyorum diyor. Ha, şimdi burada geldiğin zaman ben hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı önemsemedim. 2002'de bir güya seçimden dolayı geldiklerinde ben çıktım. Seçim değil darbedir dedim. Şimdi herkes onu attıya geldi. Paralel yok dedi TÜSİAD. TÜSİAD ayrıldı. Başkanlık sistemini istemiyoruz dedi. Bu çok önemlidir. Ne demektir? Türkiye'nin oligarşisi buradan ayrılıyor. Başka ayrılanlar da var. Dolayısıyla bu olmaz. Ahmet çıktı çok güzel söyledi. Bunlar dedi. Birazcık da ağır durdu. Ulusal kanalın izleyicileri de duysunlar. Bazı arkadaşlarımın söyledikleri gibi buraya sadece sanık sandalyesine Fethullah Gülen değil Tayyip Bey'le beraber gelecekler dedi. Mahkemede. Ondan sonra ben de gittim. Ben de artık Ahmet Şıkçı oldum dedim. Başka şeylerde çok güzel konuşmalar oldu. Olağanüstü. Mahkeme iyiydi. Arkadaşlarım daha iyiydi. Fikret çok güzel. İkiz çok güzel. Biz tabii bizim hakkımız bir kanun çıkartmışlar. Bu başta kaldığı yerden devam edecek. Biz Türk aydınıyız öyle demeyiz dedik. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi istedik. Her şey yeniden başlayacak. Bunlar bizi zindana aldı. Her şey yeniden başlayacak. Evet, birinci sorumuzsa bu. Hocam çıkışa dönersek. Evet. Şimdi çıkış ansiklopedi diyorsunuz. Cahiliye çağında bir aydınlanma aslında çığlığı ama yeni tür bir kitap. Yani biz Yalçın Küçük kitaplarını 50'yi geçti herhalde 100'e yaklaştı. Her seferinde sürprizlerle okuyoruz. Yani yeni... Mesela bu kitapta inanılmaz yani günümüzün sanki iletişim araçlarıyla yarışan belgeler, ekler, kutu içinde kutular. Yani bir matruşka kitap gibi yani yakın tarihi hallaç pamuğu gibi atan ve alt üst eden bir çalışma. Biraz isterseniz bundan söz edelim. Beşinci baskıyı yaptı. Her hafta bir baskı yaptı. Evet. Şimdi gayet açık. Bunları duyduğuma ve bunları duyuyorum. Ben yıllar yılı yeni bir kitap türü, şekil olarak yeni bir kitap üstünde çalışıyorum. Bu kitaba da kendim televizyonla rekabet eden kitap. Yani televizyon varken o kitabı okuyanlar. Ne demek? Bunu böyle yaptık. Ve herkes de böyle küçük küçük parçalar öbürü. Hepsi de ciddi. Bu kitabın en önemlisi her konuda ilk defa. Marx, Engels, Feuerbach, onlar var burada. Lenin, yani Marx, Engels, Lenin'in her konuda düşünceleri var. Ya o bizim gibi tartışıyor. Öyle fetiş yapma yok. Burada budur, burada budur. Feuerbach da şöyledir, böyledir. Bu çok iyi oldu. Herkes de böyle oldu. Ben bir arkadaşımla gittim, oturduk lokantada. Kitaptaki hemen Feuerbach okumuş. Din üzerinde bu kitabın bir özelliği var. Ben ilk defa Kur'an'ı ve Tevrat'ı bilime soktum. Burada Tevrat var, burada Kur'an var. Mesela Kur'an'ın birkaç dilden çevirilerini aynı ayetin çevirilerini koyarak karşılaştırıyorsun. Evet, evet. Daha da kitap, 5 kitap yazacağım orada. Burada da yazdık. Herkes şaşıracak. Şaşırsınlar. Biz
böyle cilt demedik, kitap demedik, kitap gibi şeylere sure diyoruz. Sure Süryani dilindendir. Bunları 40 dilden gösteriyoruz. Ayrıntı. Komutanların yaptıklarını Bakara suresini. Yani bize gelinceye kadar o ayrı bir yerde. Hayır, biz de getiriyoruz sonra. Hiçbir saygısızlık, hiçbir şey yok. Daha da devam edeceğim. Bunu yaptık. Bunu senin görmene çok sevindim. Pek çok güzel. Bizim bu kitabımızın en önemli bu öyle. Ne demek televizyonla rekabet eden? Hadi hanımefendi, karıcığım, hadi yemeği kaçırıyoruz. Git dediği zaman 3 dakika okuyacak malzeme yaptık biz burada. 3 dakika okuyacak malzeme. İlk defa bu kitapta hiçbir şey değil. İbrani, İngilizce ve Türkçe Allah yarattığı o meşhur Tevrat. Onu yapıyor. Kur'an da var. O bakımdan çok memnunuz. Aldığı tepkilerden çok memnunuz. Evet. Hocam ben de bir dakika bir şey okumak istiyorum ama ondan önce şimdi sizin kitaplarınızı Ömer Ülkenciler evet. kapaklarını tasarlıyor. Burada AKP ampulüne bir asker evet. şapkası konmuş. Evet. Yani aslında bu iktidarı getiren, siz daha 2002 3 Kasım tezlerinde de yazdınız. Askeri yüksek bürokrasi dediniz, onun en çok istediği hükümet dediniz. Bir de oligarşiyi, bir evet. de Washington ve Tel Aviv'i bu evet. iktidarın arkasına bravo. Koyuyorsunuz. Şimdi burada ben şunu görüyoruz sizin bu kitabınızda. Yani yakın tarihimizin çok çarpıcı belgeleri. Şimdi burada bir de şunu diyorsunuz siz. Yani aslında bu AKP karşı devrimi 1/3 yapılmıştı. AKP iktidarı gelinceye evet. kadar Türkiye'de bunun yapacağı bütün karşı devrim, dinselleştirme, yobazlaşma kurulmuştu. Şimdi burada kitabınızdan hemen bir pasaj almak istiyorum. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanı General Boğuş'un 1985 yılında bir askeri, resmi bir askeri yayında yazdığı makalesi. Diyor ki General Boğuşlu o zaman 1985, 12 Eylül'ün döneminde, disiplin dünyanın en pahalı üretimidir. Disiplini kolaylıkla üreten ve ucuza mal edebilen bir düzen asker ocağı, kışlalar ve bazı eğitim kuruluşları dışında henüz icat edilmemiştir. Türk tarihinde disiplini en ucuza mal edebilen düzenlerden biri ise İslamiyet'tir. Tabii yok. Gayet açık. Ben 12 Eylül'den önce herkes ilerici bir devrim geliyor diyordu. Ben ordu geliyor, Erbakan'ı hapse atacak, Erbakan'dan daha yobaz olacak dedim. Erbakan'a bugün bakıyordum kitaplarımı, notlarımı okurken. Erbakan'ı hapse attıkları gün din eğitimini zorunlu yapmış bir daha. Bugünkü iktidar, onların hepsi ordunun çocuğu, Kenan Emre'nin çocuklarıdır. Yobazdır. AKP bir hiçtir. Her zaman söylediğim, başından itibaren AKP düşer. Ama onu tutanları var. Sen benim program istedin, ben bir öğrenci gibi geldim. Bunu gösterir misiniz lütfen? Bunu gösterir misiniz? Bunu gösterir misiniz? Gördüler mi? Gördüler mi? Ey kavmi Türk! AKP mi yobaz? CHP mi yobaz? Ne görüyoruz buraya? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Muhammed öyle diyormuş. Bu adam kim? Sosyete imamı. Sosyete imamını getirdi milletvekili. Sosyete imamı ve Hayri İnönü'nün kırmızı neo onunla şeyinde araya hakem olarak bu sosyete imamını koydu. CHP. Hukuki bir şey. Şişli Belediye Başkanı'nın evet. Eski belediye başkanıyla olan tartışmasında. Evet, eski belediye. Ve hepsini de doğru söylemedi. Evet. Bakın bunu görün. Ey kavmi Türk, bunu saklayın. Sıkılmıyor. Sözcü de sıkılmıyor. Benim bu kitabıma göre sözcü benim bu kitabıma göre sözcü Kılıçdaroğlu'nun sözcüsüdür. Çok güzel yazarları var. Başka 5 para etmez. Bunları açıkça söylüyorum. Bakın. Bunu gösteriyor.
Hürriyet gazetesi böyle utanç verici bir resmi. Bu CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na utansın buna. Kemalist Türkiye'de. Neymiş efendim, şunu okur musun? Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa mutlaka cezalandırırdım Hazreti Muhammed'i. Ha, şuraya bakın. Bunu söylüyor. Şuraya bakın. Bunu bir sosyete imamı. Hiçbir şeysi olmayan bir adam. Bunları topladı. Şimdi hocam şu sizin kitabınızdan buna, gelen... Buna asacağız oraya. Buna. Rahmiye bunu su yapacağım, içireceğim. Bunu böyle Rahmi Turan'a. Bir bardağa sıkacağım bunu, içecek o. Bunu içecek. Çocuklarına da göstereceğiz bunu. Bilmem neymiş mecliste. Bunu AKP'liler yapmadı. AKP'liler yapmadı. Kemal Kılıçdaroğlu. Yobazlar. Yobazlar. Evet. Burada ne demek istiyorum? Gericilik bir bütün olarak geldi. Geldi. Evet. Bütün olarak. Ama şu Boğuşlu'nun makalesinin bir paragraf, sizin aldığınız bir paragrafı daha aktarayım, devam edelim hocam. Din adamı tipinde değişikliğe gidilmeli diyor. Evet. General. Evet. Her türlü meslekten, hakimden, savcıdan, avukattan, evet, lise öğretmeninden, doktordan, gemi kaptanından yeni din adamları yetiştirilmeli. Evet. Şimdi milletvekili de yapılıyor, evet, bunlar. Evet. Gösterdiğiniz gibi. Evet. Yani bu karşı devrim gelmeden hazırlandı. Ya, benim şimdi izleyicilerime şunu söylüyorum. Türkiye'de önemli olan, burada gösterdim. Bakın bunu gösterdim. Daha da başka. Açıkça Tayyip Bey'e başkanlık sistemi istemiyorum diyor. Senin bu yaptıklarının şeyi yok diyor. Biz diyor paralel görmedik diyor. Paralel görünmez. Senin adamların da o. Senden daha iyi yetişmiyor. Daha iyi biliyordu. Niye kavga ettin? Onu başka bir programda yaparız. O da çok önemli değil. Bugün Ahmet Şık'ın da söylediği gibi, onlar birbirinden ayrılmazlar. İkisi beraberce bu ülkeyi bu hale getirdiler. Bunları ayırmak, bunları ayrı ayrı tehlike olarak görmek, Tayyip Bey'i desteklemektir. Bugün o oldu. Başka güzel şeyler de oldu. Şimdi hadi hocam, siz duruşma da yapıldı. Hadi başka arkadaşlarımıza. Sadece o söylemedi ama çok iyi bir şekilde söyledi. Evet. Şimdi hocam, sizin çıkışta bu paraleli bütünleştiren yaklaşımı yanında muhalefet partilerini de bütünleştiren, yani bu iktidarın yardımcıları olarak gören tezleriniz var. Yani AKP bugün iktidardaysa MHP ve CHP onun yardımcısı olduğu için, destekçisi olduğu için. Bakın kardeşim, MHP'nin, AKP'nin hiçbir projesine demedi. Ben bir de şunu söylüyorum. MHP MİT partisidir. Başkanı MİT'tir. Oraya gelenlerin hepsi MİT'tir. Ve bir de herkese söylüyorum. Bu milletvekilliği çıkartma işi de benim projemdir. Sorarsan onlara da gelirim. Benim kafamdan çıktı. Çok da iyi yaptım. Ne düşündüm ben? Bu sistemi nasıl bozarım? Bütün bu sistemi, ben böyle şeyler düşünürüm. Oradan milletvekili çıkartırsak bozarım. Peki bu sistem nasıl bozuldu? Sistem ilk defa nasıl bozuldu? İlk defa bir milletvekilini Anayasa Mahkemesi çıkarttı. Değil mi öyle efendim? Değil mi öyle efendim? Evet. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Balbayı. Silivri'den çıkmasında tabii etkisi oldu. Ben bir sistem kurdum. Sistemi kurarken bunlar böyle oldu. Geç oldu ama milletvekili. Arkasında orgeneral. Arkasından şu oldu. Ama sistemi böyle bozduk. Ben böyle bozduk. Böyle bozduk. Ama burada söyleyeyim. Engin Alan'a söyleyeyim. Kendini bir yerde zannetmesin. Engin Paşa hapisten çıktığını zannetmesin. Hapisten çıkarken bizleri sevindirdi. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama Engin Alan hapisten çıktı, hapistedir. MHP hapishanesindedir. Ağzını açamıyor. Ağzını açsın. Çıkarken söylediklerinin binde birini yapsın. Bir tek cumhuriyete sahip çıksın. Bir tek laikliğe sahip çıksın. Hiç kimse gözümüzde değil. Cumhuriyetten daha önemli değil. Engin Paşa bir hapisten bir hapse girdiler.
Bütün çıkan paşalara söylüyorum. Cumhuriyete sahip çıkın. Yoksa sizden utanırım. Sizden utanırım. Bu cumhuriyet için biz savaş yaparız. Biz öyle şeyler olmaz. Engin Paşa, paşalığını ver. Öyle. Bilmem ne olursa Kürtlerle ya savaş yaparız ya böyle. Senin başkanın adam zaten savaş yapıyor. Biz de bunu söyleriz. Başka türlü söyleriz onu. Başka türlü. Zaten Türkiye oraya gidiyor. Bir yobazlarla savaşa, bir de doğuda Kazım Paşa'nın, şunun, batıda Zübeyde anamızın caddelerden adlarını silenlerle Türkiye savaşa gider. Bunu bilsinler. Tekrar edeyim mi? Kars'ta Kazım Paşa'nın, Karabekir'in, bu cumhuriyetin kurucularından birisidir. Onun adını sokaklardan, caddelerden çıkartanlar, Zübeyde annemizin adını çıkartanlarla Türkiye savaşa gider. Bunların yaptıkları savaş tarihidir. Savaş tarihidir. Engin Paşa, böyle konuşacaksın. Öbür çıkanlar da böyle konuşacaksın. Bu da böyle konuşacaksın. Bakın kitap yazmış. İçinde laiklikten bir tek laf yok. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Benim kitaplarımda. Bunu da böyle yaparlar. Böyle yaparlar. Kitap çıktığında başka bir kitap çıkartırlar. Benim kitabımda böyle yaparlar. Bunu yazıyorum. Okuyor mu hocam? Bakın, bakın, bakın. Bakın. Şuraya para. Siz hiç. Ben görürüm. Siz hiç. Ertuğrul Özkök'ün böyle bir yazısını gördünüz mü? Kaç tane resmi var? Darbe mi teşebbüs ediyorsunuz? Yoksa bir şey mi yapıyorsunuz? Ha? Bunları yazıyorum. Yazıyorum. Bu dava içince yaptı. Dönmez çıkacak. Daha neler çıkacak burada? Hocam bir de şu konuyu açalım biraz isterseniz. Yani şimdi az önce bir imam milletvekilinin bir pankartını gösterdiniz. Yani meclis. İmam değil, sosyete imamı. Şişli imamı. Şimdi sizin çıkıştaki en önemli saptamalarınızdan biri artık seçimlerin, Türkiye açısından söylersek, seçimlerin sonunun geldiği bir rejim kurulmuştur. Yani artık onu biraz açalım. Yani şimdi siz Engin Alan'dan söz ettiniz herhalde. Sizin önerinizle Mustafa Balbay, Engin Aras, Silivri'den milletvekili benim seçildi. Kafamda çıktı o. Evet. Yani herhalde tek seçilen milletvekilleri bunlar. Çünkü onun, evet, dışındakini bu partilerin başındaki kişiler tayin ediyorlar. Biraz, evet, bunun üzerinde duralım. Neyin üzerinde duracağız? Yani seçimlerin bitmiştir. Sonu. The end of election. Eğer partiler bu kadar birbirine yakın olurlarsa, bir, bunlar birbirinin aynı. Bunlar birbirinin aynı. Kemal Kılıçdaroğlu hangi yobazı toplarım diye çalışıyor etrafına. Mustafa Kemal'e ağza alınmayacak sözler söyleyen adamları milletvekili yapacaklar. Yaptırmayacağız onlara. Yaptırmayacağız. Böyle seçim olmaz. Hepsi birbirinin aynı olursa, bütün adayları siz yapıyorsanız, %10 denilen bir garip baraj oluyorsa, seçim olmaz. Niye yapacaksın bu seçimi? Deniz Baykal ve neydi o adamın adı? Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beri bütün adayları onlar tayin ediyorlar. Benim şimdi bir müddet sonra bu yazıdan sonra 6-7 Eylül ile ilgili bir yazım olacak. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili ağaları, o milletvekillerin kimin tayin ettiğini söyleyeceğim. Kimin tayin ettiğini söyleyeceğim. Ha. Nedir o? Beni bir ara bıraktılar. Değil mi? Bıraktılar. Ben o sırada ne dedim 2010'da? Kemal Kılıçdaroğlu Fethullah Gülenci dedim. Dedim mi? Evet. Şimdi buna inanmayan var mı? Var mı? Nazlı Ilıca milletvekili yapacak. Ah ne güzel yakışır. Niye yapacak? Fethullah Gülen'in adamı. Başkalarını da söyleyeceğim. Burada bak, burada da var. Burada var. Bunun nasıl milletvekili olduğunu söyleyeceğim yeni yazımda.
Kimmiş bu? Genç bir çocuk. Bunları görecek. Şeyde görecek. Baykan, Baykan. Aykan Erdemir. Hikayesini anlatacağım. Hazırlansın. Aykan Erdemir hazırlansın. Nasıl, kimin tarafından, milletvekili kimin ismini silip oraya yatırdılar? Sen kimsin? Nesin? Yoksa İbrani asıllı mısın? Buradaki onu söylüyor. Bundan sonra gelecek bunlar. Bunlar gelecek. O dönem. Asıl şeye geldiğimizde şimdi iki noktayı görüyoruz. Tayyip Bey'i görüyorsanız sesi kesildi. Geldiğinden. Bir, TÜSİAD bunları tutuyordu. TÜSİAD çekildi. Amerika'nın çocuklarıydı. Amerika çekildi. Hocam Amerika demişken siz burada Obama doktrinini, evet, yani Truman doktrininden sonra demek ki uzun bir aradan sonra Amerika Orta, evet, Doğu için yeni bir doktrin geliştiriyor. Evet. Obama doktrini 11 Eylül, evet, 2014 yılında ilan edilmiş bir doktrin, evet, tanımlıyorsunuz. Biraz bunu açalım izleyicilerimize. Evet. Yani Obama doktrini ne getiriyor? Bakın bütün bu bölgelere İslam'ı, Sovyetler Birliği, açıkça söyleyelim, olgun olmayan bir yere, Afganistan'a gittikten sonra Amerika bütün İslam'ı olan yerleri yobazlaştırmaya çalıştı. Şimdi yobazlar Amerika'yı, öbürlerini öldürüyorlar. Obama dedi ki çok şey olarak, tıpkı 1947'deki Truman doktrini gibi, şimdi çok açık olarak köktenci İslam'a karşı bir savaş ilan ettiler. Buna Obama doktrini diyoruz. 1947'deki savaş neydi? Türkiye, Yunanistan komünizm tehlikesindeydi. Komünizmi tehlikeli yaptık. Ona savaş yapacaktık. Nasıl savaş yapacaktık? Türkiye'yi ne yapacak? Amerikan danışmanları gelecekti. Ordumuzu yetiştirecekti. Orada da parayı da verecekti. Bugün nedir? Aynısı. Bir tek komünizm yok, IŞİD var. Öyle mi? Obama. Obama Truman kadar, Truman'dan daha akıllıydı. Truman alık bir adamdı. O daha hızlı gitti. Şimdi biraz daha korkuyor. Başka nedenleri de var. Ama gittikçe oraya gidiyor. Şimdi herkes bilsin. Bir sorunları var. Ilımlı İslam bilme. Artık ayrı da demiyorsun sadık dostum. Eğer Paris'te doğmuş bir çocuk, Koçi bilmem kardeşim, orada yetişmiş bir çocuk, gidip tekrar Paris'e gelip herkesi öldürüyorsa artık İslam'a ayrı demiyorsun. Çünkü bizi ilgilendiren, Marx'ın düşüncelerini önemli kabul eden, bizler içinde büyük problemler var. Biz şunu öğrendik. İlerlersen, gelişirsen, teknoloji olursa insanlar layık olur. Yok, insanlar adam kesiyor. Bütün dünya şaşkın. Charlie'nin önemi bu. Hürriyet, Cumhuriyet Gazetesi çok iyi bir şey yaptı. Onları yayınladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir tek Yalçın Küçük kutladı. Orada, o da TV, benim Cumhuriyet Gazetesi'ni hep ele, ben hiç eleştirmedim. Hasan Cemal'i de ben yetiştirmiştim Doğan Avcıoğlu'yla beri. Ondan sonra ben onu eleştirdim. O da çok açıktı. Kendi yetiştirme. Hayır, orası öyle değil. O da çok önemli değil. O da TV çok iyi işler yapıyor. Ve arkasında o an bile değişti. Müthiş bir laiklik dalgası geldi. Bu laiklik dalgasında Türkiye bunun altından ezilecektir. Laik dalga Türkiye. Arkasından genç bir çocuk. Komşu Yunanistan'da. Şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Tayyip Kılıçdaroğlu yahut Kemal Erdoğan, Tayyip Kılıçdaroğlu. Bunlar alın birbirinden, hiçbir farkı yok. O da bize benziyor. Sizinle ne benzesin? Sizinle ne alakası var bunların? Sen her yere imamı sokmak istiyorsun. Adam yeminde kaldırdı onu. Seninle ne alakası var? Sen kimsin? Ben de devrim yaptı. Tayyip Bey, kimle konuşuyorsun sen? Yanına aldığın 2-3 tane akılsız adama bunları anlat. Biz size devrim nedir? Bütün bunları söyleriz. Bundan sonra öyle şeyler yok.
Ha şimdi buraya geldi. Bunun altından gidemez. Çok büyük bir laiklik dalgası var. Biz de o laiklik dalgasının üstüne bineceğiz, çıkacağız yukarılara doğru. Laikliği de Korkut Hocam'la da konuştum buraya gelmeden önce. Laiklik dinle devlete ayırmak değil. Laiklik insan aklının çalışmasının önündeki engelleri kaldırmaktır. Laiklik bu kitapta bu vardır. Bunları laiklik engelleri kaldırmaktır. Laiklik insan aklını özgürleştirmektir. Laiklik insan aklından orada insanın kafasına her şeyi kaldırıp aklı koymaktır. Hocam bu şiiri hep siz bize hatırlatırsınız. Nazım'ın Benercisi'nden. Oku onu. Burada oku. O kadar. Okumuyorsan ben okuyayım. Siz okuyun hocam. Evet. Bambaşka bir şekilde. Evet, evet, işte evet. Tam bu laiklikle ilgili koymuşsunuz hocam. Benerci, kafanın içi güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Delikanlım. Senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Laik budur işte. İnsan kafası, insan aklı, kainatın, insan bu dünyanın en güzel yaratığıdır. Nazım'ın bu şiiri. Hiçbiriniz okumazsınız. Nazım'ın öbür şiirlerini okursunuz. Onu bir yerde, böyle şiirleri vardır Nazım'ın. Ne hoş şiirlerdir. Ölüm bana kendinden önce yalnızlığını yolladı. Şiir budur. Şiir budur. Ben de Nazım'ın Sovyetlerde ne kadar yalnız olduğunu söylerim. Güzel çocuğumuzdur. Güzel çocuğumuzdur Nazım. Hocam Nazım'a gelmişken sizin kitabınızda Türkiye'de Aydınlar Var. Bölümü var. Bitti mi vaktimiz? Bitiyor mu? Kaç dakika? Var 10 dakikamız. Aa iyi. İyi götürdük ama. Çok iyi gidiyor. Yalnız yok. Ben sizden esinle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de seçimlerin sonunu ilan ettiniz. Yunanistan'da da seçimlerin doğumu var galiba. Bu son seçimi biraz öyle görebiliriz. Hayır. Ha orada Yunanistan'da. Da her şeyleri bıraktılar. %3 de. Biz de onu söylüyoruz. Ha oraya girmeyelim. Başka bir gün kar tamam, ben gelirim. Gelirim. Oraya gelirim. Öyle şey olmaz. Çift meclis olacak. Anayasa Mahkemesi işleyecek. Çift meclis olmadan hiçbir şey olmaz. Hocam o çift meclise son 2-3 dakikamızda gelelim. Çünkü o çıkışın bence programı aslında kapsamında tabii. O. Evet. Şimdi bu aydınları biraz anlatalım. Yani aslında dünyada bir yandan bu din laikliği ortadan kaldırırken insan aklını bir de aydın kıtlığı yaşanıyor. Yani Avrupa'da bir dine benzer postmodern bir felsefe, düşünce, toplum bilimleri gelişiyorlardı. Yani sizin burada bize Marx'ı, Feuerbach'ı... Bak güzel kardeşim o zaman ben sana tarifi vereyim. Aydın nicelik değil niteliktir. Ben bu kitapta aydınlar var dedim. Solun çocuğu Korkut. İşte aydın, işte iktisat. İçi ülke üzere. Taner Tümür. Bir de şunu öbür hocam. Erkun Hocam, daha devam edeceğim bunlara. Hem Korkut'u, hem Taner Tümür'ü, hem diğerlerini yazmaya bunlar devam edecek. Ben yazacağım. İşte aydın. Aydın niteliktir. Kaç kişi demeyin bana. Koşuyorlar, ediyorlar. Bir de şu tarafı var. Bir şey söyledim. Dünyada bunun örneği yok. Korkut Baratav, Taner Tümür, filozof. Yalçın Küçük, 56-57'den beri arkadaşlar ve aynı yolda yürüdüler. Dünyanın hiçbir yerinde 50 yıl, 60 yıl yolunu değiştirmeyen 3 arkadaş yoktur. Hepsi de mücadele ediyor. Ben bunu yazdım, daha da yazacağım. Hepsi aynı yönde. Taner Hoca yapıyor, öbürü şey yapıyor. Ve böyle güvenip duracaksınız. Biz bunların AKP çöküyor. Peki hocam hepiniz Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde aynı dönemde öğrenci olmuşsunuz, arkadaş olmuşsunuz. Ve onun hemen arkasından da işte 27 Mayıs devrimi. Siz bu 27 Mayıs devrimi diyorsunuz. 27 Mayıs devrimi evet. Geliyor. Yani bugün yeni kuşaklardan aydın nereden çıkacak? Yani üniversiteleri sıfırladılar. Her alanda kuruttular yani. Ben onlara katılmıyorum.
Onlara katılmıyorum. Onlar çıkacaklar. Şimdi biz onların şeylerini görüyoruz, fidanlarını görüyoruz. Çıkacaklar. Sen ondan program yap. Ondan sonra daha uzun saatler bul. Daha iyi saatlerde ben gelirim. Tamam hocam. Tamam. Hocam çok az süremiz kaldı. O zaman şeye gelelim bence. Çıkışın programına gelelim. Aslında burada biz bu Aydın'ın romanını da konuşmak istiyorduk. Çünkü burada Yalçın Küçük romanından pasajlar var. Yani aslında sizin bu yüze yaklaşan eserinizde hep ben sizin parça parça romanlarınızı görüyorum. Burada özellikle de yoğunlaşmış Aydın bölümünde. Onları da konuşacaktık ama çok süremiz az. Çıkışın programına gelelim. Yani şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Çıkış bir defa tıpkı Nazım'ın şiiri gibi insana, buranın insanına, bu toprağın insanına güvendir. Kavga edeceğini bilmektir. Bir de ilk defa bu kitapta bilimin dayanaklarını böyle okunabilir şekilde veriyoruz ve buna da devam edeceğiz. Belki bir üniversite türü bir şey açacağız. Orada derslerimizi yapacağız. Bize kimse dokunamaz. Neden dokunamaz? Biz hapse giriyoruz, çıkıyoruz. Ha. Adını da vereyim. Ben işte sempatizmi bilmem neyi yazmışım. Pakize Hanım'ın, Sudan'ın babası da bizim büyüğümüzdü. Onu de yapmıştı. Pakize Hanım da burada canı sıkılmış. Ondan sonra erkek arkadaşına gitmiş. Adı neyse. Bu Yalçın Hoca böyle böyle söylüyor bana. Ne yapabiliriz? Yani buna ne yapabiliriz? Ne yapabilirsin demiş adam. Adam hapisten korkmuyor ki. Bana ne yapabilirler? Biz bu yoldayız. Öbür arkadaşlarıma ne yapabilirler? Korkuyu da yeniyoruz şimdi. Korkuyu. Ha, her ülkenin tarihinde böyle bir dönem olur. Böyle bir dönem oldu. Bakayım ben de notlarıma. Ondan sonra. Şimdi hocam bir devrimci durum saptaması var. Yani artık Türkiye'de sistem işlemiyor. Sizin bir devrimci durum saptamanız var. Yani bu devrimci durumdan siz ayrıca AKP'yi bir uzun 31 Mart. Evet. AKP olarak, bravo. Tanımlıyorsunuz. Evet, bunu ilk çıktığından söyledim. Evet. Uzun sözcüğünü yeni ilave ediyorum. AKP o sırada 31 Mart dedim. Uzun bir 31 Mart'tır. Bu 31 Mart'ın sonunu hangi programla biz getireceğiz hocam? Yani onlara erken program vermeyeceğiz. Ancak yeniden bir çıkmayız. Ancak bunların 31 Mart olduğu şuradan da belli. Tayyip Bey Gezi'nin oradaki topçu. Evet. Çünkü 31 Mart'ı yapan oradan topçu çıktı. Topçu kışlasını yeniden yapmış. Evet, tarihini. Hepsi yaptı o. Biz biliyoruz, bunları gösteriyoruz. Hiçbir şey değil. Tayyip Bey artık düşüyor. Hiçbir şeye de cevap veremiyor. Tiyatroda cevap veremedi. Ha, bana bu kadar kısa zamanda her türlü soruları böyle kısa kısa cevaplar verip de yanlışa zorma. Yaparsın, gideriz. Hani gayet açık. Kitabın da gördüğü ilgi çok şaşırtıcı. Her hafta bir baskı yaptı. O tür şeyler. Ha, bazı arkadaşlarım onu da bilsinler. Çok satanlarda. Birisi bugün öyle söyledi davada. Bir avukat, sevgili arkadaşımız, eskiden beri bu işlerin içinde olan birisine. Ama dedi, ben de ona adını söyledim. Siz dedim, benim çok satan kitaplarda adımın çıktığını hiç gördünüz mü? Bu basın beni bir tek gün anlatır mı? Bana karşılık yapar. Bunlar öyledir. Hiç öyle değil. Tekin Yayın Evi'nin sahibi Kemal Bey bir gün bana nasıl dedim Kemal Bey kitabı? Fısıltısı çok güzel dedi. Şimdiki yönetici Elif Hanım da davulu çok güzel. Her tarafta var, burada gidiyor. Ben memnunum, onlar memnun. Okuyucum çok memnun çünkü yepyeni bilgiler. Biz birazcık da öyle söylesinler. Biz Marx'ı, Engels'i, Kemal Paşa'yı, bunları yeniden sokuyoruz ortaya. O heyecanımız var. O gücümüz var. Hiçbir korkumuz yok. Bu kadar. Hocam süremizin bittiğini işaret ediyor. Tamam efendim, tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Programa. Benim yerimdir burası. Hepinize teşekkür ediyorum. Ondan sonra. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Edebiyat Cephesi özel programımızda Yalçın Küçük'te çıkışı konuştuk. Ben size bir de haber vereyim. Hocamız önümüzdeki ay Şubat'ta 21-22 Şubat'ta Ankara'da
kitap fuarında, Doğu Kitabevi standında çıkışı ve öteki kitaplarını imzalıyor. Ve yine Ankara Kitap Fuarında 28-29 Şubat günü Tekin Yayın Evi standında çıkışı ve kitaplarını imzalayacak. Hocam basın medya vermese de. Hayır be, fitne geliyor. Evet. Yeni kitaplarımız geliyor. Çok güzel bir kitap. Bana en çok ne okuyorsun derlerse burada kendi kitabım Fitne okuyorum. Değerli izleyiciler, yeni bir programda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.